hafta geçti. O bir haftaya birçok gelişme sıkıştı. Birçok konu başlığımız var. Bu başlıkların hepsini tabii ki sevgili İbrahim Kahveci ile birlikte konuşacağız. Ancak öncelikle kendisine hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz hoş sevgili bulduk, İbrahim Kahveci ederim. Diyerek başlayalım. Hoş bulduk. Şimdi altılı masa, altılı masa sıcak, sıcak gündemimiz. Ankara'ya gideceğiz. Şöyle bir özet geçelim. Ev sahibi Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ydu. Altılı masa toplanmıştı, saatler sürdü. Altı lider ne söyledi? Bugünkü toplantıdan ne mesajlar çıktı? Bu yaklaşık 4 saattir konuşuluyor. İlk turun son toplantısıydı. Her şey bundan sonra başlıyor demişti partinin kurmayları, konuştuğumuz kurmaylar. Bundan sonra görüşmelerin artacağı da belirtilenler arasında seçime doğru giderken sandık kurulmadan önce daha sıcak toplantılarla karşı karşıya kalacağız diyelim ve Ankara'ya gidelim. Muhabirimiz Mevsim Altay ve kameramanımız Haydar Öztürk şu anda Ankara'da. Evet, Mevsim, bize gelişmeleri aktarır mısın? Nazır Özdeğirmenci, İbrahim Kahveci, öncelikle iyi yayınlar. Bir son dakikayla başlayalım. Bundan yaklaşık yarım saat önce ikinci tur görüşmelerinin CHP Genel Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ev sahipliğinde 2 Ekim'de yapacağını söylemiştik. Saati de belli oldu. Saat 14'te 6 lider ikinci tura başlayacak. Bunu öncelikle vermek istiyorum. Ve şu an elimizde mutabakat metni var. Bununla da ilgili size bilgiyi veriyorum şu an. Toplumun her kesimi ve 85 milyon insanımızı en geniş yelpazede temsil eden 6 siyasi parti olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yarışır bir Türkiye inşa etmek ve vatandaşlarımızın tüm problemlerine çözüm oluşturmak amacıyla başlattığımız liderler buluşmasının birinci turu bugün Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz 6. toplantımızda tamamlıyoruz. Bilinmelidir ki bugün 12 Şubat'tan çok daha kararlı ve umutluyuz. Altılı masa olarak adlandırılan işbirliğimiz kararlılıkla bugünkü aşamasına kadar gelmiştir. Bu çerçevede geçtiğimiz süreç içerisinde temel ilkeler ve hedefler, seçim güvenliği ve bazı ekonomik kurumlar reformu komisyonlarının metinlerini kamuoyu ile paylaştık. Diğer komisyon çalışma ve raporlarını da gözden geçirildi. Ayrıca son toplantımızdan bu yana kamuoyunun gündeminde olan güncel ekonomik, iç dış politika, siyasi gelişmeler de değerlendirildi. Ortak sorunlarımız karşısında ortak sorumluluklarımızın ağırlığını hepimizin omuzlarında hissediyor ve işbirliği kararlılığımızı da bu sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz. Bugünden itibaren seçim öncesi, seçim dönemi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere önümüzdeki tüm süreçlerde istişareye önem veren anlayışımızla birlikte yol yürümeye devam etme kararlılığında olduğumuzun altını tekrar çizmek isteriz. Ayrıca milletimiz emin olsun ki ortak Cumhurbaşkanı adayımız hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, herkesin Cumhurbaşkanı olacaktır. Şu hususu da özellikle kamuoyuna beyan etmek isteriz ki son dönemlerde yoğunlaşan partilerimize yönelik baskı ve şiddet uygulamaları mücadele kararlılığımızı asla sarsamayacaktır. Milletimiz müsterih olsun, bu karanlık günlerin bitmesine çok az kaldı. Bu topraklarda toplumsal kutuplaşma son bulacak, toplumsal barış hakim olacak. Öfke ve nefret dili kaybedecek, nezaket ve karşılıklı saygı kazanacak. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü tesis edilecek. Ahlaki yozlaşma ve manevi tahribatın önüne set çekilecek, etkin politikalar geliştirilecek. Rüşvet, torpil, iltimas gidecek, adalet, dürüstlük ve liyakat gelecek. Hak eden hak ettiğini eksik siz alacak. İsraf ve hayat pahalılığı da son bulacak. Üretim esas alınacak. Geniş halk kitlelerinin yoksullaşmasına yol açan bir avuç rantiyeciye kaynak aktarımına son verilecek. Çünkü biz kazanacağız, Türkiye kazanacak, biz kazanacağız, 85 milyon insanımız kazanacak. Bu vesileyle
30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle ve tanzimle anıyoruz. Bu inanç ve kararlılıkla işbirliğimizin çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğini ve bir sonraki toplantımızın 2 Ekim 2022 Pazar günü saat 14'te CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştireceğimizi de kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. 6 liderin mutabakat mesajında birlik ve beraberlik ve kararlılık duygusu vardı ki son dönemlerde aslında bu sokağa da yansımıştı ve vatandaşlarda da altılı masa dağılacak mı sorusu akıllara geliyordu ki bugün net bir şekilde altılı masanın dağılımına yönelik hiçbir durumun söz konusu olmadığını, hatta altı parti liderinde aynı inançla aynı kararla yollarına devam edeceğini söyleyelim ve Saadet Partisi Genel Merkezi'nden sözü İstanbul'a bırakalım. Mevsim, çok teşekkür ederiz. Şöyle bir toparlamak gerekirse değerli izleyicilerimiz için, Mevsim Altay ve Haydar Öztürk ekibimiz orada sahada nöbetteydiler. Altılı Masa'dan ortak açıklama geldi. Bugün 12 Şubat'tan çok daha umutlu ve kararlıyız dediler. Partilerimize yönelik baskı kararlılığımızı sarsmayacak. Birlikte yol yürümeye devam etme kararlılığımızın altını çizeriz. 13. Cumhurbaşkanı herkesin cumhurbaşkanı olacak. Biz kazanacağız, Türkiye kazanacak dedi. Altılı Masa'nın ilk turu tamamlandı. İkinci tur görüşmelerinin de tarihi belli oldu. 2 Ekim 2022 tarihinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek bu masa tüm farklılıkları bir kenarıya bıraktı. Türkiye artık uçurum kenarında değil, Türkiye sürükleniyor diyerek bizim bu karanlığın içerisinden yarının Türkiye'sini inşa etmemiz gerekiyor diyerek altılı masa ortak açıklamasını paylaştılar ve gelişmeleri aktardık diyelim. Evet sevgili İbrahim Kahveci, siz nasıl değerlendirdiniz altılı masadan çıkan mesajları? Altılı masanın benim en dikkat çeken şeyi bu açıklamada partilere yapılan baskının artması. Partilere baskının artması demokrasi açısından büyük zaaf. Türkiye'nin geleceği açısından, demokrasi açısından bunu şu açıdan söylüyorum. Çok ilginçtir Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrail'le bile barışma noktasına gelmiş ama muhalefete baskıyı artırmış. Yıllarca bu millete şer güçler şer güçler demiş, içeride bütün dünyada ne kadar bu topluma şer güç diye ülke saymışsa hepsiyle barışmış, hepsiyle kol kola girme durumunda, işte Sisi'yle görüşme durumunda. Biz ısrar ediyoruz, onlar naz ediyor, bak Sisi. 2019 seçimlerini hatırlayın, meydanlarda kime oy vereceksiniz, Sisi'ye mi diye. Muhalefeti sessizlikle suçladı. Bugün Cumhurbaşkanı Mısır'la görüşmelerimiz işte arzu ediyoruz filan. Herzog'la, İsrail Cumhurbaşkanı'yla telefonla görüştü. Esad'la, Suriye'yle görüşmelerimiz, gözümüz yok, şeyimiz yok, görüşmeler yeter ki olsun noktasındayız. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri keza şey. Ama İsrail'le bile görüşme noktasına gelen bir cumhurbaşkanının geçmişteki söylevleri üzerinden söylüyorum. Türk muhalefetine baskıyı artırması, Türk demokrasisine baskıyı artırması, tabanına nasıl bunu ifade edecek merak ediyorum. Yani yıllarca sen o insanlara şer güçler demişsin, şer güç dediğin herkesle kol kola girmişsin veya girmek istiyorsun ama gelmişsin muhalefete baskı artırıyorsun. Bu ülkenin muhalefeti vatanseverdir. Muhaliflik vatanseverliktir. Bunu tekrar söylüyorum. Bu çok önemli bir konu. Yönetimi eleştirmek, kaliteyi getirmek, haksızlıkları, yolsuzlukları, bunları duyurmak, eleştirmek, önlemek için uğraşmak vatanseverliktir. Vatanseverliği düşünebiliyor musunuz? Bugün geldiniz. Bakın birkaç not aldım. O nottan, şu paylaşılan notlar üzerinden söyleyeceğim onu. Mesela bunlar işaret veriyor. Toplumsal kutuplaşma son bulacak. Altılı masanın şeyi. Demek ki o çok kıymetli değil mi? Çok ortak kıymetli. Gelen açıklamalar. Çok kıymetli. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Toplumsal kutuplaşma uğruna iktidarda din ve milliyetçiliği kullanan iki ana ortak var. Uygur Türklerini görmüyor ama. Yani bu kadar ilke, ters ilke. Öfke ve nefret dili kaybedecek, nezaket ve karşılıklı saygı kazanacak. Bir yerde şiddet dili söylüyorsun, öbür tarafta nezaket dili. Toplum tercihini yapacak. Hangisini istiyor? Şiddet mi istiyor, nezaket mi istiyor, sevgi mi istiyor?
demokrasi ve hukukun üstünlüğü tesis edilecek. Ahlaki yozlaşma ve manevi tahribatın önüne set çekilecek, etkin politikalar geliştirilecek. Bu çok önemli. Şimdi Türkiye'nin en önemli şey sorunu. Sizinle ekonomi konuşuyoruz ama demokrasi ve hukuk en önemli şey. Demokrasi ve hukuk kaybolduğu için zaten ekonomide tepe taklak durumdayız. Tabii bir sürü etkisi var. Rüşvet, torpil, iltimas gidecek, adalet, dürüstlük ve liyakat gelecek. Bu ne demek? Şu anda yönetimde rüşvet, torpil ve iltimas son sürat. Bunları bitireceğiz diyorlar. Bunu da bakın. Tekrar şöyle ifade edeyim. Bir öğretim görevlisi arkadaş demiştik ya, eskiden insanlar yaşamlarını inançlarına göre yapmaya çalışırlardı. Şimdi yaşadıklarını inançlarına uydurmaya çalışıyorlar. Bugün eğer toplumda rüşvet, torpil, iltimas var ve bunu da inançsal değerlerle bir kesim savunuyorsa, anlayın ki kardeşim sizin inançsal değerleriniz gitmiş. Siz iktidar uğruna inanç dünyanızı kaybetmişsiniz. İktidar uğruna, iktidarın gücü, iktidarın başka nimetleri uğruna siz inanç değerlerinizi de satmışsınız. Bir ülkenin kurumsal yapısının yıkılmasının yanında inançsal yapısının yıkılması da bu şekilde önemlidir. Hak eden hak ettiğini eksiksiz alacak. Şu anda hak eden bir şey mi alıyor? Hak etmeyenler alıyor. Yani ne vereyim abime? Kaç milyar dolar ihale istersin? Ne kadar hazine garantisi istersin? Ne istersin? İsraf ve hayat pahalılığı son bulacak. Üretim esas alınacak. Ya israf bugün Cumhurbaşkanı'nın uçakları, helikopterleri, araçları bir numaralı israfın simgesi. Ama buna itibar diyorlar. Buna da itibar diyorlar. İtibardan tasarruf olmaz. Evet. Geniş halk kitlelerinin yoksullaşmasına yol açan bir avuç rantiyeciye kaynak aktarımına son verilecek. Yani Türkiye'nin şu anda en büyük sorunlarından bir tanesi fakirden alınıp zengine verilen sermaye, sistemler. Fakirden alınıyor, zengine veriliyor. Şimdi isterseniz faiz kararına gidelim. Onu şöyle bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü hep bundan bahsediyoruz aslında tüm dünyada. İşte başta Amerikan Merkez Bankası Fed olmak üzere parasal sıkılaşmaya gidiliyor. Faiz artırılıyor. Yüksek enflasyonla mücadele için. Yani yüksek enflasyon dediğime bakmayın. Onların yıllık enflasyonu bizim aylık enflasyonumuzdan daha düşük. Şimdi bizim Merkez Bankamızda Ağustos ayı para politikası kurulunda politika faizini 100 bas puan daha indirdi. %13'e çekti. Bu aslında sürpriz bir karardı. Çünkü çok uzun süredir sabit bırakılıyordu. Bu PPK kararı sonucunda politika faizimiz. Sayın Nebat de söylemişti zaten. Biz bu politika faizini önemsizleştirdik demişti. Evet. Ve ayrıca uyguladığımız bu para politikası geniş halk kesimleri için değil, daha çok işte sermaye için, üretici, sanayici için geniş halk kesimleri yoksullaşıyor. Enflasyonla mücadele etmiyoruz çünkü seçime gidiyoruz. Büyüme bizim önceliğimiz. Yani yeter ki işsizlik olmasın demişti ki en büyük sorunlarımızdan biri işsizlik. Ama bu işsizliği daha da arttırmamak için adımlar atılıyor. Şimdi bu öyle zannediyorlar. Ya da öyle zannediliyor. Şimdi önemsizleşen faizin indirilmesini nasıl açıklarsınız? Gelin bunu iki şeyle beraber bu konuyu değerlendirelim. Bir sonraki gün, Cuma günü akşam Merkez Bankası'nın banka kredileriyle ilgili açıklamasıyla beraber. İkisiyle beraber değerlendirelim bunu. Evet, şimdi çok kısa özet geçeyim izleyicilerimize. Merkez Bankası kredilerle ilgili zorunlu karşılık oranları ve şartlarını güncelledi. Faiz indirimiyle birlikte aslında bir sinyal gelmişti. Konuşuluyordu yeni bir düzenleme mi gelecek diye. Şimdi Merkez Bankası dedi ki kredilere hem miktar hem faiz sınırlaması getiriyorum. Bankalara çok kredi vermeyin. Verirseniz benim belirlediğim faiz aralığında verin ya da hazineyi ucuza fonlayın dedi. Nasıl Hanım? Ekranda şey dönüyor, bu altılı masa. İsterseniz altılı masa üzerinden devam edelim, bunu sonraya bırakalım. Tamam, siz nasıl isterseniz. Bu Merkez Bankası işini